başlayacağız. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, Sure-i Hud'dayız. 99. ayetteyiz. Geçen dersimizde, yani cuma günü şeyi okuduk. Hazreti Firavun, Hazreti Musa ve Firavun'a karşı olan mücadelesini. Şimdi bugün 99. ayet, yani Firavun'un tabilerinin başına gelen musibetlerle alakalı. Ve utbi'u fi hadihi, ey dünya. Bu dünyada arkalarından onlara verildi. Ne? Lanetem ve yevmel kıyame. Hem bu dünyada hem de onu takiben kıyamet günü onlara lanet arkalarından gönderildi diyebilirsiniz. Utbi'u. Arkasından lanet edildi derler ya bizde. Ey yul'anune fid dünya ve yul'anune fil ahiret. Dünyada da ahirette de lanetleniyorlar. Bi'ser riftül merfud. Bu yapılan yardım ne kadar kötü bir yardım. Yani anlatabildim mi? Hani o dedi ya yukarıda Firavun ileri gelenlerinin önünde onları cehenneme doğru sevk edecek. Yardım edecek. Firavun'un o çevresindeki tabi olanlara yaptığı yardım, yapılan yardım ne kadar kötü. Yani riftuhum, onlara yapılan yardım. Ey bi'sel avnul mu'anu, yapılan yardım. Ey bi'sel ata'ul mu'ta, kendisine yardım edilen kişiye yapılan yardım ne kadar kötü. Zalike mubtedaun, işte bütün bu anlattıklarımız. Hud suresi tamamen peygamberler kıssası. Mubteda min enba'il kura, yani değişik memleketlerden verilen haberlerdir. Bu da haber. Haber olur. Nakussu aleyke, ey şanlı peygamber, biz sana anlatıyoruz bunları. Haberun ba'de haber, ikinci haber yani. Ey zâlike nebe ba'du enba'il kural muhleketi maksusun aleyke. Bu haberler helak edilen bir kısım milletlerin haberleridir. Sana anlatılıyor. Minha minel kura, o memleketlerden bir kısmı kaimun, bir kısmı duruyor. Ve hasidun, bir kısmı ise sonu yani süpürülmüş. Hasit biliyorsun bir tarlayı biçmek, biçilmiş manasına burada. Kökü biçilmiş. Ey ba'duha baqin ve ba'duha afil eseri. Yani izi sadece var. Kezer'il kaime ala sakihi. Yani şeyinde ne diyorsunuz o? Neyse işte dalı değil de kökünde duran ekine benziyor. Vellezî husside, biçilen ve hasat edilen ona benzetiliyor. Yani bir ekin var ki böyle duruyor kökü üzerine. Bir de var ki biçiliyor. Ve cümletu müstenefetun la mahalle leha min el-i'rab. Bu cümle minha kaimun ve kasit tamamen bir yeni bir cümle ve i'rab'ta mahalli yok. Ve ma zalemnahum bi ihlakina iyyahum. Yani biz Firavun ve ahalisini helak etmekle zulmetmedik onlara. Velakin zalemu enfusahum. Onlar kendi nefislerine zulmettiler. Bir tikâbi mâ bihi uhliku, helak edilme sebebi olan kötü işleri yaptıklarından. Fema agnet anhum âlihetuhum, ilah diye savundukları onlara bir fayda vermedi. Fema kaderat en terudde anhum be'sallah, Allah'ın azabını onlardan bertaraf etmeye gücü yetmedi ilahlarını. Elleti yed'un, hani ya'budun, ibadet ettikleri, dua ettikleri ilahlar. Ve ye hikayetu halin madiye, geçmişteki bir durumu naklediyor bu ayet. Min dunille, Allah'ın dışında min şey, hiçbir yardımda bulunmadılar. Lemma ca'a emru rabbik, Rabbinin azap emri onların başına gelince, adabuhu. Ve lemma mansubun bima agnet, biliyorsunuz lemmayı zarfiye diyoruz biz buna. Okuduk bunu Minhaç'ta. وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ, onları, onlara zarar vermek dışında yeni bir şey ilave etmedi. Etmedi o ilahlar. Taksir, zarar verme. يُقَالُ تَبَّ اِذَا خَسِرًا وَتَبَّبَهُ غَيْرُهُ,
evka'hu fil husran. Birisini zarara sokmak. Yani ve ma afadetum ibadetu gayrillahi şey'en. Allah'tan başkasına yaptıkları ibadet onlara bir fayda vermediği gibi bel ehleketum, belki helak etti onları. Ve kezalike, işte böyle mahallül kaf er raf'u. Anlatabildim mi? Yani tıp müpteda yani. Kafın, o kaf var ya, tabii o mitlu manasına, o da muzafiyle öteki. Ey ve mitlu zalikel ahz, böyle Firavun ve çevresini yakaladığımız gibi ahzu rabbike, Rabbim böyle yakalar. İza ahazel kura ey ehleha ve hiye zalime. Yani o memleketler zalim olduğu zaman memleketleri böyle yakalar. Yani azaplandırır. Halun minel kura. İnne ahzehu, Rabbinin yakalayışı elimun şedid, çok şiddetli, acıklıdır. Mu'limun şedidun sa'bun alel ma'huz. Yani yakalanan adam için çok zor, şiddetli, elem verici. Ve hâzâ, bu cümle tehzîrun li kulli kariyetin zâlime min kuffâri Mekke'te ve gayriha. Yani bu ifade Mekke kafirleri ve diğerleri için dahil olmak üzere zalim memleketlerin hepsine bir sakındırma. Sakındırma derken alarm verme. Fe'alâ kulli zalimin en yübâdire tevbete. Her zalim hemen tevbe etmesi lazım. Ve lâ yehterre bil imhal. Allah ona zaman verdi diye aldanmaması lazım. İnne fî zâlike, işte bunda fîmâ kassallâhu min kasasil umemil hâlike, helak olan milletlerin hadiselerinden Allah'ın anlattıklarında le âyeten le ibra, ibret alınacak noktalar var. Limen hâfe azâbel âhire, ahiret azabından korkanlar için. Ey i'tekade sıhhatehu ve vücudehu, ahiretin doğru ve var olduğuna inananlar. Zalike işaretun la yevmil kıyamet. Bu kıyamet günü. Lianne azabel ahiret dellali. Ahiret azabı deyince onu gösteriyor. Yevmun mecmu'un lehun nas. Bütün insanların bir araya getirileceği bir gün. Huve merfu'un, yani bir mecmu, mecmu'la merfu. Yevmun yani. Kema yerfa'u fi'luhu idâ kulte. Fiili nasıl ki yani ref eder, nasıl ki yücme'u lehun nas. Yani nasıl fiil ref ettiği gibi isim fiil de, daha doğrusu ismi mef'ul de ref eder demek istiyor. En-nasu'nun naib faili oluyor değil mi hocam? Ha, özür dilerim. En-nasu yevmün değil. Özür dilerim, bir yanlışlık yaptık. Yani en-nasu merfu. Hakkını helal et. Aferin sana. وَاِنَّمَا اَسَرَ اِسْمَ الْمَفْعُولِ عَلَى فِيلِهِ. Niye mef'ul yani mecmu getirdi de cema getirmedi? İsmi mef'ulü fiile tercih etti. لِمَا فِي اسْمِ مَفْعُولٍ مِنْ دَلَالَتِي عَلَى سَبَاتِ مَعْنَ الْجَمْعِ لِلْيَوْمِ. Kıyamet günü bir araya getirmenin sabit olduğuna delalet ettiği için isim mef'ul. Fiil ile isim arasındaki fark bu. وَاِنَّهُ ayrıca اَسْبَتُ, daha İspat edici eydan. Lisnadil cem'i ilen nas. Yani toplamayı insanlara isnat etme noktasında. Yani toplanan insanlar. Ve ennehum la yenfekkune minhu. Ayrılamazlar. Yücme'une lil hisabi ve sevabi vel ikab. Bu üçü için bir araya getirirler. Hesap sormak, sevap veya azap vermek için. Ve zâlike yevmun meşhud. Bu gözle görülmüş bir gün. Öyle yani inkar edilemez. Ey meşhudun fi fettüsi'a fi zarfi bi icraihi mucral mef'uli bih. Bu yevmün, anlatabildim mi? Normalde zarftır. Mef'uli bih'in yerine getirilerek, getirmek şeklinde geniş davranıldı. Yani farklı bir kural izlendi. Fettüsi'a dediği bu. Ey yani yeşhedü fihi, yani yevmün dediği burada mef'ulü bih, fih gibi yani. Neden mef'ulü bih dedi? Çünkü yani meşhud ismi mef'ul olunca naib-i fail. O da mef'ulü bih gibi yani, anladın mı ne demek istediğimi? Anladım.
Burada lam fe manası. Evet, evet. Evet. Yeşhedü fîhî el-halâiku el-mevkife. Bütün yaratılanlar bu duruşmayı görecekler. La yagibu anhu ahadun, kimse kaybolmayacak. Ve mâ nuâhiruhu ey el-yevmel mezkûr. O insanların bir araya getirilip hesap sorulacağı günü geciktirmeyiz. El-ecel, ecel deyince yutlaku alâ muddeti te'cili külliha, bütün ertelemelere denilir. Ve alâ münteha, sonuna da denilir. Tıpkı bizim ecelimiz derken ömrün sonu gibi. Vel addu innema, ama ad deyince saymak, innema huve lil mudde la li gaye, bir süre için. Tamam mı? Adde var ya, hazırladı. La li gayeti ve münteha, sona varacağı nokta için değil. Femana kavli ve ma nuahhiruhu, ertelemeyiz. İlla li ecelin ma'dud. İşte burada addin ma'dud, ancak belirli bir süreye kadar. Yani illa lintihai müddetin ma'dude. Yani sınırlı bir süreye kadar. Bi hasfil mudaf. Muzaf hasfedilmiş oluyor. Müdde kelimesi var aslında orada. Ey evveya men vahiru hadel yevme illa li muntehel muddetu elleti darabnaha li bekaid dünya. Dünyanın devamı için takdir ettiğimiz müddet sona erinceye kadar bugünü erteleriz. Bugün dediği hesap sorma günü. Ey, bunu bana imamlık imtihanında sormuştur. Vefat etmiş, Allah rahmet eylesin. Erzurum müftüsüydü Yaşar Hoca. Yani ben çok iyi biliyorum. Hatta Katrun Neda'dan da, ama heyecandan hocam siz buyurun tam dedim, hatırlayamadım. Yevme ye'ti dedi, neden bu ye'ti? Yeniden düşmüş. Bilen var mı içinizde? Meselenin dehşetinden. Belagat ilmi burada. Ya. Meselenin dehşetinden kardeş. Tamam. Böyle hani insan yarım kelime kullanır ya, dili tutulur. Veya çok sevinince. Tamam. Çok sevinince veya çok korkunca dili tutulur yani. Allah rahmet etsin, tabii belaat bilen bir adamdı. Din İşleri Yüksek Kurulu üyeliği yaptı. Büyük bir insandı Yaşar Hocam. Yevme ye'ti ve bil ya'i de okunmuş. Mekki vafakahu Ebu Amr ve Nafi ve Ali fil vasıl. Yani geçiş yaparken ye'ti okumuş onlar da. Ve isbatul ya'i huvel asıl. Temel ye'nin varoluşu. İz çünkü la illete tucibu hasfaha, bak. Yani nahiv açısından veya sarf açısından hasfini gerektirecek bir gerekçe yok. Ve hasful yay vel iştizav anha bil kesreti kesirun fi lügati Hüzeyl. Hüzeyl lügatinde bu bir varyantı şeyin, Arapçanın. Böyle yeyi hasfedip onun yerine kesreyle iktifa etmek meşhur bir kaideymiş. Ve nadiru ma kunna nebgi. İşte istediğimiz bu. O da aşk ve şevkten. Ulan biz de burayı arıyorduk be. Kim diyor bunu? Hazreti Musa Aleyhisselam. Hani o şeyle Hıdır'ı ararken yani. Ve failiyeti damirun yerciu ala kavmi yevmun mecmuun lehun nas. Bak, o gün gelecek, toplanılacak şeyler. Lel yevmil mudaf ila ye'ti. Ye'tiye muzaf olan yevm değil. Ve yevme mansubun, ikinci yevme bi üzkür. Ev bi kavli la tekellemu. Öyle bir gün ki konuşamaz. Ey la tetekellem. Nefsun illa bi'izni. Allah'ın izni olmadan kimsenin konuşamayacağı bir gün gelecek. Sizin söylediğinizi almamıştı ama çok şey geliyor yani. Ama doğru olan o. Bu belaata her zaman girmemiş. Tamam. Belaata girmemiş. Ama benim dediğim de güzel yani. Ya. Yani ben de müfessir değilim ama mürekkep yalamışım yani. Ey la yeşfa'u ahadun illa biiznillah. Allah'ın izni olmadan kimse şefaat edemez, konuşamaz demek o demek. Men dellezî yeşfa'u indehu illa biiznih. Allah'ın izni olmadan kim şefaat edebilir? Feminhum eddamir li ehlil mevkif. O, yani oturumda olan, oturuma getirilen kişiler hakkında. Onlardan bir kısmı var ki li delaleti la tekellemu nefsun. Yani hiçbir, o ifade ediyor yani.
aleyhi ve kad merre zikrun nasi fi kavlihi mecmu'un lehun nas. İnsanlar ifadesi zaten bu kelimede geçti. İsmi cins olduğu için cemil. Evet, evet. Dedi. Aynen öyle diyorlar. Bir kısmı şakiyun. Allah muaddebun. Azaplandırılacak isyancı. Ve saidun. Bir kısmı azaplandırılacak. Bir kısmı da yani mutlu olacaklar. Ey ve minhum saidun. Ey münaamun. Yani bu şeyin karşılığı, muaddebün karşılığı. Nimet ihsan edilecek. فَاَمَّا الَّذ۪ينَ شَقُوا Allah'ın emrine isyan edenlere gelince فَفِ النَّارِ Cehenneme atılacak. لَهُمْ فِيهَا O cehennemde var. زَف۪يرٌ Allah Allah. Soluma. O eşekler ilk anırmaya başladığı zaman bir ses çıkarır. Yani tam anırma değil. Ya. وَشَه۪يقٌ Bu da tam eşeklerin anırma son anı. Yani hulasa yani cehennemin soluması ve şeyi var yani dehşetli sesi var manasına. Evet. Ev veya huve ihracun nefesi ve radduhu. Yani cehennem nefes alıp veriyor yani. Nefes alma zefir, nefesini verme de şehik. Vel cümle fi mevdi'il hali, hal yerinde. Vel amilu fiyye el istikrarü lezi finnar. Nar kelimesindeki istikrar kelimesi. Yani zarfı, aferin sana, maşallah, maşallah. Halidine fiyye halun mukadderatun. Mukadder bir hal, ebediyen kalacaklar. Allah müstahakkını verip azap etsin. Yani burayı kullanarak cehennemin ebedi olmadığını iddia etmişti Yaşar Nuri denen serseri. Mâ dâmetis semâvâtu vel ardu illâ maşallah. Allah'ın iradesi, meşiyeti dışında gökler ve yerler devam ettiği sürece orada kalacaklar. İnne rabbeke fe'âlu limâ yurid. Rabbin istediğini yapar. Şimdi şerhi okuyalım. Mâ dâmetis semâvâtu vel ardu fi mevdi'in nasb. Bu zarf-ı zaman yani. Yani gökler ve yerler durduğu sürece. Ey muddete devami semavati vel art. Vel murat. Hah bak. İşte bunu anlamayanlar. Semavatul ahire ve arduha. Yani gökler hoş yok olmayacak. Ahiretteki semavat ve arz da yer küresi de. Onu da Allah bilir ne kadar sürecek. Ve hiye daimetul mahlukatul ile ebede kadar yaratılmış ve devamlıdır. Ve delilu ala enne leha semavatin ve ardan. Ahirette de gökler ve yer olacağına delil yevme tübeddelül ardu gayrel ardi ve semavat. Kıyamet günü yeryüzü başka bir yeryüzüne değiştirilecek ve gökler de bunun tefsirini ilim kara deliklerle açıklamış. Ama Bediüzzaman 29. sözde bekayı ruhla alakalı kısımda öyle bir açıklama yapıyor ki okumadan bu ayeti anlamanız çok zor. Ve kıyla bir görüşe göre madame fevku ve tahtu alt üst var olduğu sürece yani daimi. Ve liennehu la budde li ehlil ahire ma yuqilluhum ve yudilluhum. Alt üst dediği işte yani çünkü ahiret ehlinin de yani gölgelendirecek bir şeyler olacak. Altı üstü manasına. İmma sema ev arş o şekilde. وَكُلُّ مَا أَضَلَّكَ فَهُوَ سَمَا Gölgelik verenler, gölge verenler sema. اَهُوَ veya üçüncü mana عِبَارَةٌ عَنِ التَّعْبِيدِ وَنَفِي الْاِنْكِطَى Bu ifade ebedi olduğunu anlatmak, kesilmeyeceğini anlatmak. كَقَوْلِ الْعَرَبْ مَا لَاحَ كَوْكَبٌ Anlatabildim mi? Yıldız doğduğu müddetçe, parladığı müddetçe. وَفِي غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ كَلِمَاتِ التَّعْبِيدِ Bunlar Arapçada ebedilik ifade eden kelimeler. İlla maşa rabbuk. Rabbinin isteği hariç. Huve istisnau minel huludi fi azabinnar. Bu cehennem azabında ebedi kalmadan istisnadır. İstediğini ebedi tutar, istediğini cennete günahını çektikten sonra götürür manasına. İşte bunu Yaşar Nuri anlamamış. Ve zelike çünkü bunun izahı şu. لِأَنَّ اَهْلَ النَّارِ لَا يَخْلُدُونَ فِي عَذَابِ النَّارِ وَحْدَهُ Sadece cehennem azabında ebedi kalmaz. بَلْ يُعَذَّبُونَ بِالزَّمْهَرِيرِ Bak,
Zemherir dediği biliyorsun 40 gün sürer. Aşırı soğuk günler. Ve enva minel azab siva azabinler. Cehennem azabı dışında başka azaplar da yapılır. Ya bu mana veya ev maşa ebimana min menşa. Ben onu anladım. Yani dilediğini oradan ebedi azap görmekten kurtarır. Ve huve kavmun yahrucune minen nar ve yedhulune el cennete. Bunlar cehennemden çıkıp cennete girenler. Fe yukalu lehum denilir el cehennemiyyun. Cehennemlikler. Ve hum el müstesnaune min ehlil cenneti eydan. Cennet ehlinden de farklı. Niçin? Li mufarakati miyyaha. Cennet ehlinden farklılar. Bikevniyim finnari eyyamen. Bir süre, burada gün manasına değil, bir süre cehennemde kaldıkları için. Fehâulâ bunlar, lem yeşkav şekâvete men yedhulunnâre alettebîd. Ebediyen cehenneme girecek insanlar kadar isyan etmeyenler. Ve lâ se'udû se'âdete men lâ temüssühünnâr. Ama cehennem ateşi dokunmayacak kadar bahtiyar olanlar da değil. وَهُوَ مَرْوِيُّنْ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسْ وَالضَّحَّاكْ وَقَتَادَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ. Bunlar böyle nakletmişler. اِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدْ. Senin Rabbin istediğini yapar. بِالشَّقِيِّ وَالسَّعِيدِ. Şakilere, isyancılara ve inanda bulunacağı mutlu kişilere. جَزَاكُمُ اللّٰهُ خَيْرًا كَثِيرًا وَعَلَّمَنَ اللّٰهُ عِلْمًا Nafi'a. İşte bu. Bizim bir Nafi'a diye bir yeğenimiz vardı. Evlenmiş. Nafi'a derken aklıma o geldi. Gidemez.